Onun vasıtasıyla Kazakistan'daki bir yarışmada, uluslararası bir yarışma, birinciliğim var. Tabii bunda katkısı, Meryem Pırlak hocamın çok çok katkısı var. Onun sayesinde ben resmi sevdim. Tesadüf gene oldu onunla tanışmam. Resme girdikten sonra hayatımda başka bir pencere açıldı. İnanın buna, her şeye farklı bakıyorsunuz. Daha yumuşak, daha güzel, daha insan. Sokakta yürürken kediyle, çiçekle falan konuşuyor hale geliyorsunuz. İnsan olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ben iyi ki tanışmışım Meryem Pırlak'la. İyi ki resim hayatıma girmiş. Herkese öneriyorum. Şimdi çocuklarımız izliyoruz ama tabii her çocuk da böyle etkinliklere katılma şansını yakalayamıyor. Evet. Bu anlamda sosyal sorumluluk projelerinin de gönüllü dernekler vasıtasıyla, sizin gönüllü insanlar vasıtasıyla artması da çok önemli. Çok önemli, mutlaka. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu çocuklar nasıl seçildi? Siz mesela nasıl eriştiniz bu çocuklara? Ben bu çocuklara Gönüllü Anneler Başkanı Gülşen Akgöz Hanım bunları seçti, bana getirdi. Bu hani resim yapabilecek kapasitede ya da yetenek demeyeceğim ama hani özel çocukları olduğu için kendisi seçti. Getirdi. Eğilimlere göre belirlendi diyebiliriz herhalde. Yani onların özelliklerine göre diyeyim. Evet. Hani özel gereksinimli oldukları için hani hepsi resim yapamayacak. 400'e yakın öğrenci vardı çünkü. Evet. Hepsi bunu yapamayacak. Kendisi seçti, getirdi. Ben belirlemedim. Ama talep de çoktu. 10 kişiyle başladık, sonra 15 oldu. Değişti sayılar ama herkes gerçekten, en son sergi gününde de tekrar ne zaman olacak? Resmi çok sevdi çocuklarımız. Çok değişti. Hani çok güzel dönütler aldık. Bu çok memnuniyet verici bir şey. Birilerinin hayatı, devamı geleceğini de okuyabiliyoruz buradan. Talebe ve dernekle de alakalı konuşulması gerekir ama birilerinin hayatına dokunma huzurunu, inanın, hiçbir şekilde parayla ya da başka bir şeyle satın alamıyorsunuz. Ben işte hani diğer insanlara da dediğiniz gibi sosyal projeler yapılmalı mı? İnanın, parayla satın alamayacağınız şeylere sahip olabildiğiniz kadar zenginsiniz. Ben böyle şeyler insana huzur veriyor ve bu karşılıksız, koşulsuz bir sevgi. İnanılmaz güzel tecrübeler yaşadık. Evet, emeklerinize sağlık. Çocuklarımız biz de tabii da buradan mutlu. Söyleyelim tekrar, bu projelerin artması, mutlaka, sosyal sorumluluk girişimlerinin artması, mutlaka, dünyanın da daha iyi, daha yaşanılır bir yer haline gelmesi için aynen, çok önemli. Siz de genel olarak renklerle uğraşıyorsunuz. Yaşam da renklerden oluşuyor zaten. Tabii ki. Renklerin içinde olmak aslında bir anlamda da yaşamın kendisiyle uğraşmak gibi. Hayat renkler gibi, skala gibi. Çünkü hep aynı düzende gitmiyoruz. İnişler, çıkışlar, renkler gibi. Tabii bu da insana hayata bakışını da değiştiriyor. Daha yumuşak bakıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki renklerde de siyah da var, beyaz da var, kırmızı da var. O yüzden hayatta her zaman dümdüz gitmeyecek. Hayata bakışınız da yumuşuyor. İnsanlara bakışınız yumuşuyor. Canlılara, insanlara, her şeye, çiçeğe, böceğe bile farklı bakıyorsunuz. Ben resme ilk başladığımda yani bir çiçeğe bakarken bile onun renk tonlarına bakın, ne kadar yani muhteşem olduğunu, hayatın ne kadar güzel olduğunu, hayatın kıymetini anlıyorsunuz. Yani resmin sihirli bir gücü var, inanılmaz bir terapi. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi çok mutlular. Yani hiç iletişim kuramadığım, ilk derste hiç iletişim kuramadığım çocuklar şu an şarkı söylüyor, dans ediyorlar. Evet. Yani bu sihirli bir güç. Yani şu çalışmanın bu çocukların ellerinden çıktığını ya da çıkabildiğini. Ya tabii yardım da ama hani tabii onlara karşı böyle bir yönelen toplumun belli bir kesiminde tabii ki duyarlılık arttı ama toplumun bir kesiminde böyle bir beklentisizlik ya da onların gelişimine yönelik bir umutsuzluk gibi bir algı var. Hayır aslında, hayır, tam aksine. Hayır, hayır. Neler engel yok. Eğer imkan verirseniz engel yok. Engel diye bir şey yok. İmkan verirseniz her şeyi başarabiliyorlar ve çok nasıl söyleyeyim? Hem yetenek, hem sevgi, inanılmaz koşulsuz bir sevgi var çocuklarda ve onların her çocuk sanatçı aslında. Yani çünkü hayal kuruyor. Her çocuk hayal kuruyor. Yani yetişkinler büyük ölçüde hayal gücünü kaybediyor tabii ama bizler yok yani. Aynen öyle. Hayal kuruyorlar ve o içlerindeki bütün hayalleri kağıda yansıtıyorlar. Hem özgürlük, ifade güçleri, özgüven, her şey var bunun içerisinde. Çok mutlulardı. Ya yani onların mutluluğu da bana huzur verdi. Ben de bu açıdan onlara teşekkür ediyorum. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Vaktinizi ayırdınız. Siz de burada konuk etmiş olduk. Mutlu oldum. Bu
güzel sosyal sorumluluk projesinin, vicdani bir projenin duyurulması noktasında da aracılık etme fırsatı bulmuş olduk. Ben de teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Birlikte veda edelim. Programın da sonuna geldik. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Sabah Ajansı'nda bugün bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Şöyle bir insanın fıtratında olan vicdan, merhamet ve sevgiyi özel gereksinim çocuklarımız için ne kadar önemli, ne kadar eğitici olduğunu, onların renklerle tanışmasının, yaşam renklerini tanımalarının ne kadar faydalı olduğunu aslında bir anlamda anlatan bir etkinlikle de veda etmiş olduk. Perşembe gününün Sabah Ajansı'na. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir de sosyal sorumluluk projesi vardı. Biz de Varız Derneği ve Ressam Eda Şengül'ün işbirliğinde küçük minik yavrularımızın, meleklerimizin bir resim sergisi ve devamında düşlerini sahneledikleri bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti. Şimdi Eda Hanım stüdyomuzda. Hoş geldiniz Eda Hanım Sabah Ajansı'na. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Emeklerinize sağlık. Biz burada verdik haberini. Evet. Ve alkışlarımızı da gönderdik. Sosyal sorumluluk projelerine biz Sabah Ajansı ve TVA olarak gönülden destek veriyoruz. Teşekkür ederim. Emeklere sağlık. Sizden bir dinleyelim. Neydi bu proje, nasıl doğdu? Biz de Varız'la nasıl tanıştınız? Evet. Bunu biraz sizden dinleyelim. Biz de Varız Destekleme Derneği'ne aslında biraz tesadüf oldu. Arkadaşımın vasıtasıyla girdim. Daha sonra kurucu başkanımız Esin Parlak Hanım'ın telefonuyla da bilgi aldım dernek hakkında. Daha sonra kendimi anlattım. İşte anaokulu öğretmeniyim, GESEM'e üyeyim, resimle uğraşıyorum. Bu konuda böyle projelerde ben de varım, yardımcı olabilirim anlamında konuştuk. Bu şekilde girdim. Daha sonra geçen Temmuz ayında Esin Hanım beni aradı ve özel gereksinimli çocuklarımız için resim kursu projesine ne dersin diye sordu bana. Ben tabii ki her şekilde buna katkıda bulunacağımı memnuniyetle kabul ettim. Maddi manevi tüm projeyi üzerime aldım ve yürütme işini de ben yaptım. Tabii ki desteklerle. Bu şekilde başladık. Temmuz ayının 15'inde başladık. Evet, bu projenin adı neydi? Yani çok etkileyici bir isim var. Onu da bir duyalım sizden. Özel çocuklarımız melek olduğu için, ressam melekler ve renklerle uğraştıkları için onların renkli dünyaları, renkli hayalleri. Ressam melekler projesiydi. Ressam meleklerinin renkli düşleri. Düşleri. Evet, aynen. Emeğinize sağlık. Aynen. Güzel bir etkinlik yaptınız. Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştireceğiz hatırlamıyorsam. Evet. Ne yaptınız orada çocuklarla? Öncesini anlatayım isterseniz. Devamında sergi gerekiyordu. Evet. Tabii ki gerekiyordu. Çünkü onların da kendilerini ifade etmeleri, işte biz de varız, biz de bir şeyler yaptık. Kendilerine olan özgüveni arttırmak amaçlı sergi gerekiyordu. Ama çok kısa bir sürede biz bunu başardık. 3 ayda. Aslında çok da mümkün değil sergi için. Ama gerçekten beklendiğimizin üstünde başarı gösterdiler. Bizim ilk önce 10-15 civarıydı öğrencimiz. 10 tane öğrenciyle başladık. Gönüllü Anneler Başkanı Gülşen Akgöz bu öğrencileri bize seçti. O daha iyi tanıdığı için. O getirdi. 3 aylık bir süreç içerisinde tabii önce özel çocuklarımız, her birinin kendine özel durumları olduğu için aynı teknikleri kullanamadı. Kimine işte yağlı boya yapabildiğimiz öğrenciler vardı. Onun dışında guaj, işte kara kalem ya da pastel kalem, kuru kalem, bu tip şeylerle hepsine farklı teknikle çalıştık. İlk dersin birkaç günü... Evet, bu arada özür dilerim. Arkadaşlar görüntüler hazırlamıştık. Onu da bir yandan videomu ona verirsek oradan da bir yandan o güzel etkinliğin görüntülerini de izletmiş olalım. Buyurun. Görüntüler dönsün istedim. Hazırladık çünkü onları. Aha. O güzel şahane harikulade görüntülerini de burada verelim, bir kez daha izletmiş olalım. Yani özel çocuklarımız, önce ulaşamadığımız tabii ki çocuklarımız oldu. Hani özel çocuklar onlar. Ama sevgiyle yaklaştığınız zaman ya da sevginin gücü, resmin iyileştirici gücü o kadar etkili oldu ki sihir gibi. Yani biz 3 ayın sonunda onlarla artık şarkılar söylemeye başladık. Hani hiç iletişim kuramadığım çocuklarla bile o kadar güzel diyalog yakaladık. O sevgiyle, resmin iyileştirici gücüyle
Çok güzel şeyler yaptılar. Resmi çok sevdiler. Hatta annelerin söylediğine göre resim dersi olduğu gün çocuklarımız erken kalkıyor diye çok memnun oldular bu konuda. Biz de tabii memnun olduk. Bu şekilde biz başladık. Daha sonra da tabii ki sergi olması gerekiyordu. Onlar da biz de varız. Biz de işte yaptığımız eserler insanlar görsün. Onların özgüvenleri için, kendilerini kanıtlamaları için gerekiyordu. Şimdi özel gereksinim çocuklarımız yaşamın önemli bir rengi. Çok. Aslında en temel renklerinden çok, birisi. Tabii ki. O hani skalada bir sürü renk var ama evet, temel renkleri bu özel gereksinim kesinlikle çocuklarımız. Onlardan aynen birisi. Öyle. Tabii onların da renklerle uğraşması, evet, onların gelişiminde nasıl bir rol oynuyor? Yani bu, evet, bu projenin bilimsel de bir yönü tabii var ki, mı? Ne tabii öğretiyor ki, onlara? Tabii nasıl ki. bir rol oynuyor gelişimlerinde? Şöyle söyleyeyim, resim insanla var olan bir şey. İnsan olduğu sürece de devam edecek olan bir olgu. Resmi göz ardı edemeyiz. Yani ister özel gereksinimli olsun, ister siz, biz ya her insan için bence resmin, renklerin her insanın hayatında olması gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir sihir, terapi gibi renklerle oynuyorsunuz. Günün stresinden, yoğunluğundan, yorgunluğundan bir iki saatliğine bile olsa kendinizi soyutluyorsunuz. Çünkü beynin iki tarafı, iki lobunu da kullanıyorsunuz resim yaparken. O da Evet, konsantrasyonunuzu arttırıyor. Bu şekilde de diğer çevrede olan hani sıkıntılarınız, streslerinizi bir saat bile olsa o sıra o konsantrasyon sayesinde sihir gibi bir şey unutuyorsunuz, dalıyorsunuz renklere. Yani bu aslında bir terapi. Hepimiz için terapi. Yani insanın aslında doğasında olan, insan var olduğu sürece de olacak olan bir durum, resim, sanat olması gereken bir şey. Ve ben şöyle düşünüyorum ki insanın diğer varlıklardan, diğer canlılardan ayıran şey sosyal olması, sanatın olması. Hani buna sadece özel gereksinim değil, herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özel çocuklarımıza da katkısı şöyle oluyor. Onların iletişim yetenekleri gelişiyor. Kendilerini ifade etme. Çünkü resim öyle bir özgürlük ki sizin iç dünyanızı dışarıya yansıtabilme özgürlüğünüz. Böyle bir özgürlüğü, böyle bir imkanı var. O çocukların korkuları, endişeleri, günlük hayattaki işte yaşadıkları, hayatlarında olan her şey, aileleri, bütün hayatlarını resme, içlerindeki her şeyi resme dökebiliyorlar. Kağıda dökebiliyorlar. Bu onlar için de bir ifade özgürlüğüdür. İfade, iletişim becerilerini de geliştiriyor. Evet. İşte dediğim gibi iki tarafı da, beynin iki lobunu da aynı anda kullandığınız için de konsantrasyon yeteneğinizi, çocuklarımızın konsantrasyon evet, İzliyoruz bu arada. Orada evet, dönmeye başladı evet, görüntüler. Bunlar onların yaptıkları çalışmalar şöyle, değil mi? Şöyle tabii ki onların, ama tabii yardımla, hani biz çizdik işte onlara yardımla, yapabildikleri kadar, yapamadıkları yerde destek olarak. Hani biz rehberlik yaparak ama tabii ilk günden son sergi gününe kadar geçen süreci düşündüğümde inanılmaz bir sihirli dokunuş olmuş. Yani tabii ki bu sevgiden geçiyor. Elbette. Sevgiyle yaklaştığınız her şey size cevap veriyor. Ve ben bunu onlarla yaşadım ve inanılmaz, onlarda gözlemlediğim şu oldu. Özel gereksinimli çocuklarımız sevgi... Evet, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut'u da görüyoruz. Evet, Ayhan Bey. O da sanırım katılmış. Evet, Ayhan Bey de teşekkür ediyorum, katıldı. Çocuklarımızda daha çok sevgi içeren simgeler, doğa içeren simgeleri kullanmayı tercih ediyorlar. Yani inanılmaz bir sevgi potansiyeli var ve koşulsuz sevgi var. Ben şahsıma sanki meleklerle dolu bir odada cennetteydim. Ya tamamen koşulsuz sevgi, tamamen sevgi. Bakar mısınız? Yani o çocukların yüzündeki gülümsemede hiç maske ya da bir şey yok. Tamamen sevgi. Evet. Hani o, ben kendi adıma onlara teşekkür ediyorum. Böyle bir huzuru yaşattıkları için bana. Çok mutluydum ben onlarla. Onlar da çok mutlulardı. Zaten amacımız kaliteli zaman geçirmekti. Eğlenmekti. Onların ifade ve sosyal güçlerini geliştirmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum ben. Onun dışında tabii sanatçı yetiştirmek ya da sanat yapmak amacıyla girmedik biz bu işe. Ama siz ödüllü de bir
ressam siz aynı evet. zamanda. Ya benim şöyle oğlum Meryem Pırlak hanım benim hocamdır, kendilerine minnettarım bu konuda. Çünkü resme girmem ve sevmem onun sayesinde oldu. Halen onun atölyesinde çalışıyorum.